Budur'dan herkese selam, günaydın. İşte arkadaşlarımızdan ayrıldık. Şemsettin'le yeniydi. İyilerdi sağ olsunlar. İşte ağırladılar, şey yaptılar, konaklattılar bizi. Otele kadar da bıraktılar. Otelde bir saat falan dinlendik. Ondan sonra işte telefonları falan şarj ettik. Şimdi Borobudur Tapınağı var. Çok büyük, önemli. Görmüşsünüzdür illa fotoğraflarda falan. Şu çan şeklinde hani böyle siyah şeyler falan var ya. O. Bir de Budist Tapınağı'na gideceğiz. Öyle. Hava da açık, ilk kez gökyüzü görüyoruz bu arada. Aa, yağmurlu kalsa mıydık? Neyse ama artık. Yağmurlu da aldık, hiç giymedik. Sırılsıklam olup duruyoruz. Hiç alışık değiliz ya yağmurluk giymeye, yağmurlukla dolaşmaya. Gidip alalım mı diyorsun? Yol yakınken alsak bence. İyi gidelim, yağmurluk da alalım. Doğru diyor. Borobudur'a geldik. Bir kişi giriş ücreti prambananla birlikte $50 yapıyor. İkimiz için $100 yapıyordu. Emre şu an dışarıda bekleyecek. Zaten şeyin çevresinden dolaşılıyormuş. İçine falan girilmiyor. Yani büyük bir yere benziyor. Çevresinde atlarla falan da dolaşılıyor galiba. Biraz serin dışarıya göre. Bisikletle falan da gidiyor. Şöyle başlayalım. Nerede acaba kocacığım? Gördüm ağaçların arasından temple'ı. Şu yoldan yürüyerek geldim. Karşımızda Borobudur Tapınağı. 7. 8. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. Yapımı 75 yıl sürmüş. Burası Borobudur Tapınağı. Dünyanın en büyük Budist tapınağı. Gerçekten bayağı büyük bir yapı. Bayağı da yüksekte. Manzarası da güzel buradan bakınca. Mandala şeklinde yapılmış bir labirent. Budistlerde, Hindularda bu mandala gerçekten önemli. Etrafında bir sürü Buda heykeli var. Sanıyorum 504 tane Buda heykeli varmış. 7. yüzyıl sonu 8. yüzyıl gibi yapılmış ve yapımı 75 yıl sürmüş. 2 milyon da blok taş kullanılmış. Yukarıdan kuş bakışı görünüşü de mandala şeklindeymiş. Şimdi etrafında yürüyeceğiz. Giriş yok, etrafında yürüyorsunuz dediler. İsterseniz rehber de tutabiliyorsunuz. Ama yani kuş bakışı görmek daha güzel olabilir diye düşünüyorum bunu. Bir volkan patlaması sonucunda da bayağı hasar görmüş. Bu da heykellerine falan bazısının yarısı yok. 1814 yılında da Sir Stamford Raffles tarafından tekrar keşfedilmiş. İlk restoration tabii ki Hollandalılar yapmış. $25 milyon destek vermiş UNESCO. Sonra da Dünya Miras Listesi'ne alınmış. Bakalım nasıl devam ediyor. Merak ettim. Etrafında bir sürü, bakın, rölyef deniyor sanırım, kabartma şeklinde de şeyler var. Keşke çıkıp dolaşabilsek arasında. Fotoğraflar çekiliyor, biraz boşalmasını bekliyorum ortamı. Çatlakları falan görebiliyorsunuzdur. Bir yerde de buradan kopan parçalar falan da sergileniyor müze. Biraz dolaşalım etrafını. Bu açısı da çok güzel görünüyor. Ama kocaman olmadığı için burada fotoğraf çekilemiyorum. Güzel bir şey ama böyle ormanın içinde hoş bir tapınak. Budistler biliyor bu işi. Bir tık daha yüksek bir manzara. Şu kenarlarında çan şeklinde yapılar var. Görebiliyorsunuzdur belki. Hepsi ince ince işlenmiş. Aralarda
Katların arasında böyle insan figürleri var, insan heykelleri var, arada oturan budalar var. Güzel. Etkileyici. Baktırıyor yani, izletiyor kendini saatlerce. Etrafından devam edelim göstermeye. Yusufçuk kuşunu görüyor musunuz? Alo. Alo, balım. Yok, çıkmadım. Şey soracaktım, bu çan kuleleri falan nereden görünüyor? Böyle burada maymun gibi sallanıp fotoğraf çekiliyorlar. Uzaktan görünüyorsa biraz yürüyeceğim. Yoksa bunu gören yüksek bir yere çıkmak lazım bence. Şu da içindeki büyük çan. Ya küçük çanlar da görünüyormuş buradan. Ama tabii yakından göründüğü gibi değil. Sanırım bu kadar görebileceğiz, daha fazla değil. Maksimum yüksek bir yerden görünür ama etrafında bundan daha da yüksek bir yer yok. Öyle bir yer ki hani ağaçların arasında saklamışlar. Hani görmeniz pek mümkün değil. Bulabildiğim maks tepe burası. Şimdi biraz buraya çıkayım. Belki şöyle birazcık daha iyi görünebilir. Hadi açalım biraz. Dağılın, dağılın. Dünyanın en büyük Budist tapınağı. Evet, tepesinde şu çanlardan var. Bununla meşhur. Bu manzarası güzelmiş ama işte. Şöyle bir daha göstereyim. Çanlar buradan görünüyor. Buradan da çıkışa müzeye gidiyoruz. Bayağı yürüdük. Bunaltıcı, sıklat bir hava var. Emre aşağıda hiçbir yeri görünmüyor. Bora bu durun diyor. Gerçekten ağaçların içine saklanmış bir yer. Müzeye geldik. Geldim daha doğrusu. Evet, burada da o patlamadan aldığı zararlarda yıkılan heykeller burada. Kimisi yarımdı. Kimisinde hiç yoktu. Burada da bir kısmı var parçaların. Bayağı korunmuş gibi, yani hiç değilse düşeni alıp kenara kaldırmışlar. Kaybolmamış gibi. Bayağı parça var. Bir Buda heykeli de var burada. Yine dualar edilmiş gibi duruyor. Önünde küller var. Müzesi de bu şekilde. Çıkan taşları koymuşlar. Müzik çalınan yerler var. Belli saatlerde çalınıyordur eminim. Çıkışa geldim. Şu an Emre ile konuşuyorum. Bir yandan da video çekiyorum. Bu çarşı gibi bir yeri vardı. Oraya çıktım şimdi. Sen ne taraftasın bilmiyorum da. Bilmiyorum. Ben seni bulacağım bence. Thank you. Thank you. Thank you. Nasıl geçiyoruz bilmiyorum, anlamadım. İnsanlar yolları kapatıyor. No, no, no. Thank you. Sohbi parayı antrovat. Aynen. Geliyor, bayağı yürüyor benimle. Şeyler falan var, heykelleri var. Şey var. Kart postalı var. Benimle beraber yürüyorlar. No, thank you. Thank you. Şeydeki gibi ya, şu tir temple var ya. No, no, thank you. Terimakasi. No, no, no. Hayır, görüyor. Hem video çekiyorum hem şey. Israrla şey yapmaya çalışıyor. Yürüyor. Şapkat.
sefer. Really. What? Akset. Ya akset this way. Biri exit bu taraf diyor, biri bu taraf diyor. Neyse Ömer. Hayır. Bir yerde yürüyorum. Tamam canım. Tamam. Ben bir bakayım ne yapıyorum, neredeyim. Tamam, hadi görüşürüz. Yani umarım ben de bir yerdeyimdir. Çabasını takdir ettim. How much? Only 10 and 50 10 pills. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pills. No. Oh, no. Tamam, hadi görüşürüz. How much? Don't take up me. 150,000. Only 50,000. 50,000. 150. Don't take up. I have only this. Only one. One? Yes. Maybe two? No. Oh, okay. Only one, yes. Thank you. Really. Sonuna geldim. Sonunda şimdi emeği bulmak kaldı. Böyle hediyelik dükkanlar var. Sonunda. Bu Tier Temple'da da vardı. Yani buraya geçmek zorunda gibi bir şeysiniz. Burası aşmanız gereken bir yer. En büyük konum atmış. Ne tarafa doğru gidiyorum? Bulmaya çalışıyorum. Sanırım ona doğru gidiyorum. Bakalım buluşabilecek miyiz? Evet, kavuşuyoruz. Geliyor. Canlı konum sağ olsun. Acılar çocuğu. Ne yaptın? Nerede bekledin? Orada o bekledim orada. Milletin fotoğrafını çok falan çekti. Çok sıcak. Millet birlikte fotoğraf çekiyorduk lan hani onların. Benim bir amca fotoğraf çekti. Temizlikçiydi sanırım. Ne oldu? Boyun uzadı mı? Uzadı. Bir şey yok. Tek başına görülecek hiçbir şey, hele hiç yok. Millet genelde çift kurmuş, tripodu atlıyor, zıplıyor, fotoğraf çekiyor. Ben ne güzel yerler, ne güzel yerler. Ya abi şey yani şimdi olay yanlış anlayacaklar. Ama falan hayır. Bir şey yok. Abi, yani bir kişi 25 dolar, iki kişi versek 50 dolar oluyor. Bir de special offer demişler, başka bir tapınak var, o da 25 dolar. İkisini birlikte yaparsan 45 dolar diyor. 45 dolar, 90 dolar para vereceksin. Ha, yazdım. 100 dolar ne kadar mesela yapıyor? 1800 lira. Aynı parayla. Biz Petra'ya girdik. Aynı parayla Arnavut'a gideceğiz. İnşallah şeyde. Kamboçya'da. Neyse böyle aynı yerlerde tek tek mantıklı. Aynı parayla adamlar bizi gecenin ikisinde otelden aldı. Jiplerle bizi yanardağa evet çıkardılar. Yedirdiler, içirdiler, geri getirdiler. Aynı hani değmez yani şey değil. Bir de en üste çıkamadın değil mi en tepeye? Yok. Etrafında tavaf ediyorsun. Yani ben şey o yüzden değmez diye düşündüm. İyi ki de giremedik. Yani ne ya? Su alalım. Su. Ben aynen, çok susadım. Burada su var. Sor bakalım. Kokonat satanlar falan da var. Aynen, kokonat falan da var da su. Adama... Soğuk su istiyorum. Şimdi de Budist tapınağına geldik. Şöyle bir şey. Başka bir Budist tapınağına. Güzel millet. Abidik gubidik hareketler yapıyor. Çimenlik. Çivciler falan var. Sadece bu var. Şu arkadaşlar ayrılsa da artık fotoğraf çekilsem. 50 tane fotoğraf çekiyorlar. Sabahtan beri tüm pozisyonlara giriyorlar. Kaç 20 tane kişi varsa kombinasyon yapıyorlar. Hepsi bir yan yana 20 faktöriyel kadar fotoğraf çektirmeleri lazım bu adamlara. Herhalde onu deniyorlar. Bir yarım saatte bekliyorum. Gitseler de artık hani insan bir utanır değil ki. Yani biz, sen bir çektir. Bizim işimiz uzun. Ondan sonra biz çekeriz falan da demiyorlar. Başka da şu kadarcık bir alan. Bir de aşağı tarafta bir yer var. Oraya tekrar gireceğiz. İyi, burası daha iyiymiş ya. Şu ağaçlara bayıldım ya. Çok büyük ağaçlar oluyor bunlar. Adı ne acaba bunların ya? Bali'de falan da çok fazlaydı. Şöyle bir mekan.
Yogyakarta özel bölgesi diye geçiyor. Özerk herhalde orası. Anladığım kadarıyla koloni zamanında da, Hollanda kolonisi zamanında da burası bir şeymiş. Krallıkmış. Hala kralı falan varmış ama Endonezya'ya bağlı. Java adası 4 ayrılıyor. Bu Java adası 140 milyona yakın insan yaşıyor. Japonya'dan daha büyük yani bu ada. Nüfus olarak tabii. Japonya'yı tek bir ada olarak kabul etseniz bile Japonya'nın nüfusundan daha fazla olan bir ada burası. Doğu Java biraz daha böyle köyümsü, biraz daha gelişmemiş. Biz şu an Orta Java'daydık. Batı Java var. Bir de Yogyakarta özerk bölgesi var. Yani 4'e ayrılıyor aslında. Biz şu an Yogyakarta'dayız. Anladığım kadarıyla Java'nın nüfusunun %99'u Müslüman. Ama Yogyakarta'nın bir kısmında Budist ve Hindular da var. Hala duruyor. Eskiden zaten tamamen burası Hinduymuş ve Budizmle birlikte şey yaptı. Sonra Müslümanlar gelince onlar hani Balili rehberimizin anlattığına göre ilk geçen hafta yavaş yavaş şeye taşınmışlar. Bali kısmında kalmışlar. Biraz daha ormanlara kaçmışlar ve orada yaşam sürdürmüşler ve Bali o yüzden Hindu olarak kalmış. Burası da bu yüzden Müslüman olmuş. Da bazı şeyleri kalıyor yani. Bu biraz daha turistik. Onarım görmüş diye biliyorum. Hani çok bir şey değil, eski değil, bayağı yıkılmış. Volkanik patlamalardan falan dolayı hasar almış. Ama tekrar restore etmişler ve turizme sunmuşlar. Manastır'da şimdi de. Onun hemen aşağısında. Kimse kontrol etmiyor. Böyle direkt giriş şeklinde. Şu çanlar ne isim geliyor acaba? Neden böyle? Bir bilgimiz yok. Yazdığı falan bir şey de yok zaten. Açıkçası bilgi de yok. Yani biz internetten araştırdığımızda da şu zamanda yapılmış falan. Turuncu abilerden göremedik ya. Ben görür sandımıştım ama. Bu siyah olay, siyah mimari olay benim çok hoşuma gitti ya. Neden? Ne bileyim. Farklılık. Aynen biraz daha güzel duruyor yani. Tamamen siyah olmuyor tabii. Yosun da tutmuş oluyor illaki. Bu nem de zaten ne diyor? Demişler ama anlamadım. Budistçe yazıyor. Şu ne? Ağaçta karpuz var. Gördün mü bak meyvede? İlginç. Aynen. Meyveye baksana da. İlginç. Aynen. Yağmur hızlandı. Şurada bir şey var. Bak. Bir de oraya gidelim. Sonra zaten sırılsıklam olacağız herhalde.